Sevgili dinleyiciler, Burç FM ve Samanyolu Haber Radyo ortak yayınında güncel yorum programını dinliyorsunuz. Köşe yazılarını sunmayı sürdürüyoruz. Sırada bugün gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcan yazısı var. Barış'ın Kilometre Taşları ve Savaş Bugünkü gelişmeleri yorumlarken bazı köşe taşlarını daima hatırlamakta yarar var. Birçok vatandaşımız çözüm süreci neticesinde ortaya çıkan ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı. Ne oldu da dün barış diyenler bugün savaşa soyundu? 28 Şubat 2015'te Sarı Süreyya Önder Pervin Buldan, İdris Baluken, Yalçın Akdoğan, Efkan Ala bir araya geldiler ve üzerinde mutabakata varılan ilkeleri açıkladılar. Bu arada Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın yazılı niyet beyanını kamuoyla paylaştı. Öcalan aynen şöyle diyordu: Asgari müşterinin sağlandığı ülkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK'yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır. Ertesi gün yani 1 Mart'ta sabah Yeni Şafak, Star ve Akşam Barış'a bir adım daha yaklaştığımızı sevinç manşetleriyle duyurdular. 17 Mart 2015'te HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tayyip Erdoğan'a yönelik bir basın toplantısı düzenledi ve seni başkan yaptırmayacağız dedi. Zira kamuoyuna HDP'ye verilen oylar AK Parti'ye verilmiş sayılır, HDP anayasa değişikliğinde Erdoğan'a destek olacak, onu başkan yapacak söylentileri yansımıştı. Anayasa değişikliği için HDP'den ve Öcalan'dan destek uman Erdoğan, değişik bir tabloyla karşı karşıya kaldığını anladı ve o günden sonra barış sürecine sırtını döndü. 20 Mart'ta Dolmabahçe toplantısına ve görüşmeleri takip edecek tarafsız bir izleme heyeti kurulmasına ben bundan hoşlanmadım, benim bundan haberim yok diye karşı çıktığını açıkladı. 21 Mart'ta Öcalan'ın mektubu yayınlandı. Öcalan bu mektupta Donlağbahçe Deklarasyonu gereği ilkelerde mutabakat oluşması ile birlikte PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaklaşık 40 yıldır yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim diyordu. Öcalan'ın kongre için tarih vermemesini Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan'ın 20 Mart'ta sarf ettiği olumsuz sözlere bağladı. Erdoğan'ın konuşması yani ben bundan hoşlanmadım, bu hoşuma gitmedi, bunu soğuk karşıladım şeklindeki beyanları kendi hissi beyanlarıdır. Kendi düşünceleridir, sorumluluk hükümetimizin üzerindedir, biz izleme heyetine ihtiyaç olduğunu, bunun faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Hükümet olarak bunu uygulamakta kararlıyız. Sadece bu değil. Bunun arkasından da önemli yenilikler gelecektir. Biz buna da hazırız. Eğer dünkü konuşma olmasaydı, Nevruz dolayısıyla verilen mesajın içeriğinin çok daha iyi olabileceğini, daha iyi bir aşamayı hedef göstereceğini tahmin ediyorum. Evet Bülent Arınç sorumluluk hükümette diyordu ama Ahmet Davutoğlu izleme heyetine taraftar olmakla birlikte bunu hayata geçiremedi. Arınç'ın haber verdiği yenilikler de gelmedi. Her zamanki gibi sarayın dediği olmuştu. 7 Haziran seçimleri Tayyip Erdoğan için büyük bir hayal kırıklığı meydanlara çıktı. Anayasayı çiğneyerek AK Parti lehine propaganda yaptı. Bütün kampanyayı 400 milletvekili talebine dayandırdı. Ama bırakınız anayasa değişikliğini sağlayacak milletvekilliği çoğunluğunu partisi azınlığa düştü. Zira HDP barajı açtı. Düne kadar barış derken bugün niçin savaş dediklerini bu durum çok güzel izah ediyor. Parlamentoda azınlığa düşmek, hesap verme durumunda olanların katlanamayacakları bir tehdit. Derhal yeni bir plan yapıldı. Akan faturası HDP'ye yüklenmek suretiyle bu parti baraj altında bırakılmalı. AK Parti de milliyetçi bir söylemle MHP'den oy almalı. Barış masasının devrilmesiyle PKK'nın yeniden harekete geçeceği biliniyordu. Üstelik iki buçuk yıl süren ateşkes döneminde hükümet yetkilileri silahlı terör örgütünün güç kazandığının da farkındaydı. Bunu bizzat Tayyip Erdoğan, ATV A Haber'de Melih Altınok'un sorularını cevaplandırırken itiraf etti. Bunlar çözüm sürecini Güneydoğu'da, kısmen de Doğu'da silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar. Daha önce de benzer sözleri hükümete yakın isimlerden de duymuştuk. Burhan Kuzu Çözüm sürecinde gelinen nokta eşkıya dağdan şehre indi. Yasin Aktay Devlet iki buçuk yıldır operasyon yapmadığı dönemde örgüt ne yapıyordu peki? Her tarafa yığınak yapıyor, her tarafa terör estiriyor, insanları kaçırıyor, yeri geliyor adam öldürüyor. Ne yazık ki devletin biraz da göz yumması diyeceğim. Ahmet Taş Getiren Halk çözüm sürecine değer veriyor diye örgütün oradaki faaliyetlerine göz yumuldu. Bülent Arınç Silahlar ellerinden hiç düşmedi, biz aldanmadık, her şeyden haberimiz vardı. Evet, acı itiraflar. Ya aynı söyleşide Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına ne diyeceksiniz? Terörden rant elde ediyorlar. Yaptıkları şey bu. Eğer 400 milletvekilini bir parti alabilseydi, durum bugün çok farklı olurdu. ...doğrudan doğruya terörle 400 milletvekili almayı birbirine bağladı. Tabii sonra yandaş medya bu cümlesini tevil etmeye çok çalıştı. Ama yazdıklarımı baştan sona okuduğunuzda... ...şiddet eylemlerinin yeniden başlamasıyla... ...Tayyip Erdoğan'ın başkan olamaması arasındaki ilişkiyi... ...bütün açıklığıyla göreceksiniz. Zira her şey Selahattin Demirtaş'ın... ...seni başkan yaptırmayacağız şeklindeki meydan okumasıyla başladı. O söyleşide Tayyip Erdoğan, şuur altındaki düşüncelerini... Itiraf etti. 400 milletvekili alarak başkan olsaydım barış masasını devirmeyecektim. Çözüm süreci devam edecekti. Bugün gazetesi yazarlarından nazlı Ilıcağ'ın barışın kilometre taşları ve savaş başlığını verdiği yazısını sizlerle paylaştık güncel yorum devam ediyor.